Hop. Evet, Westworld 4. bölüm. Yine buradayız, yine geldik. Sevgili Sungur. 4. bölümü izleyip ben dün çıldırıp 2 kere izledim. Böyle bir Ben de o kadar izledim. coşmadım lan bu bölüme. Aa nasıl ya kardeşim, tamam kapat. Nasıl coşmazsın ya? Biraz düz bir bölüm gibi geldi, ne bileyim. Oğlum tonda Yani detay var. Her cümlede, her kelimede detay var. Kafayı yedim. Dur lan, orada ne diyordu? Dur bir geri al falan diyelim. dur, ben mi kaçırdım acaba bir şey, bilmiyorum ki. Sen dün beni çok gazladın, belki de ben böyle inanılmaz fış falan bekliyordum. Ha, senin Biraz böyle ne hype'ını bozdu. bekliyorsak o çıktı falan gibi mi oldu acaba? Ben biraz öyle hissettim yani. Biraz şey, aslında şeyden yakalamışız gibi. Sen mi demiştin onu? Abernathy olabilir muhabbetinden. Aslında Dolores'i yakalamışız gibi ucundan. Ya şöyle, biz bir önceki bölüm şeyi konuşmuştuk ya abi, habire yansıma koymuşlar, habire yansıma koymuşlar, Evet. herhalde Charlotte'un içerisinde kendisini başka bir kişiliği var falan gibi düşünmüştük. O kadar ekstra kendisini başka kişiliğini bile koymamış, direkt kendisini yapıştırmış abi. Yani Liam abiye de kendisini, yani daha doğrusu şöyle, bir kere şeyin içerisine, nedir hanımefendinin ismi, unuttum, Charlotte'un içerisinde kendisini kopyaladığını anlayınca, yani diğerlerine de kopyalamış olması çok şaşırtmadı. Çünkü gerçekten işte bence biraz şey, çok uzatacaktı işi. Aman yok Teddy mi çıkacak, yok Buddy mı çıkacak, Biddy mi çıkacak. Yani içerisinde başka bir karakter olmadığına ben biraz niye inanıyordum içten içe, biliyor musun? Çünkü 8 bölüm var abi. Onun içine Bıdık koy, bunun içine Bidik koy. Hangi birinin derdiyle Çıkmaz. uğraşacaksın 8 bölümde, anladın mı? Yani bir de bölüm yetmez. O Ama yüzden şey, yani şöyle düşünüyordum sadece. Actual Dolores'in takır takır gerçek kopyaları mı, yoksa Dolores kendi kendisinin yeniden eğitilmiş versiyonları mı? Hani işte Bernarda da tekrar, çünkü eğitip ortaya kaldırdığı bir dönem var ya, hani belki kendisini farklı şekilde eğittiği farklı kopyaları mı acaba diye düşünüyordum. Yok, bayağı çat diye kendi kopyalarını koymuş. O da iyi yani. Bilmiyorum, hoştu bence böyle. Güzel bölümdü bu arada. Kendi kopyaları uyanıyor. Bir de hala ben şeyi netleştirdiğimizi zannetmiyorum. Yani diğer kişilikler de içlerinde olabilir hala. Yani onların ne noktaya gideceği de belirsiz. Çünkü şey çok hoşuma gitti benim. İşte abi, onları çok düşünürsen kafayı yersin. Bak Kafaya William ne hale geldi, William. Ne girsin. hale William geldi, dağ gibi adam. yazık ya, koca William. Sen misin, ben miyim, kızım mı, nerede falan derken akıl hastanesine kaldırdılar adamı. Yalnız bir de ben diziden bir özür borcum var. İkinci sezonda tek böyle az birazcık boşmuş gibi gözüken o Shogun bölümlerini eleştirmiştim. Onu bile bağladılar ya. Yani Maeve'in oradan bir karakterle tekrar karşılaşması, onun psikolojik olarak etkilenmesi, Dolores'in de zaten Serac'ın o yoldan geleceğini tahmin etmesi ve orayı tıkaması falan çok iyi bağlamış bence o kısmı. Artı yani Dolores'in şeyi kendini kopyalaması dışında o sandıklardan beyaz sıvı döküldü abi. Ha evet. Şimdi Artık o beyaz sıvı ne yapıyorum? Tüm bayağı dünyayı mı Dolores yapıyor bunu? host üretme şey. Yo, aslında doğru, meyve ağzıyla söyledi abi. Dedi ki şey, yani biz bir kurtaralım vatanı milleti algoritma illetinden. Ondan sonra inşallah herkesi dışarıya print alacağız dedi yani, Seri bence. basacağız değil mi? Ozan İtçi gibi Ya olacaklar. tabii abi, seri bastım bu arada, yani doğru olan da o, ama yani işte bence şey mücadelesi çok mantıklı yani. Kızın ilk önce algoritma dışına çıkmaya çalışıyor. Ha, başka bir konu daha var. Asıl bir onu... Yani... Ya ben Şimdi hızlı girdim geçen de bu arada bölüm... seke seke sıradan bir gideriz yine. Sen de şey yap. Ha, şimdi bak, benim kafamdaki asıl konu şu. Serak beni hafif bu bölüm baydı. İşte yok meyve etkilemeye çalışmalar. Yok tamam işte seni bırakacağım haline. Sonra tak kafasına sıktım. Be ha, kötü adamım falan. Böyle bir... Anladın mı? Böyle bir haller falan. Ondan sonra meyve salıyorlar sokağa. Meyve sokaklarda gezerek buluyor bir anda cenazeciyi falan. Ne yapıyor orada? Gökyüzünden data mı okuyor falan? Herhalde meyvin, çünkü yine dünyaya hackleme güçleri devam ediyor. Madem o kadar dünyaya hackleme gücüm var. Neyse tamam. Hani böyle biraz şey oldum bu bölüm. Hızlı geldi bana. Yani meyvin hackleme güçlerini falan kullanmayı öğrenmesi, biraz daha dünyada akan datayı okumasını falan ben görmek isterdim. Çünkü hemen kız, yani şey şöyle oldu yani. Çok süper bir gücü var kızın. Biraz Hemen onu Neo silah milah bükmeye kullandı yani, biraz anladın Neo mı? oldu orada, evet. Yani konuya hakim oldu hızlıca. Evet, hani silahı bükeceğine, aa ne oluyor ya, bana data okuyorum, aa şu adamın cep telefonundaki mesajı gördüm, Allah yandan bir sinyal geliyor falan, hani böyle bir kafası karışıp ondan sonra bütün o okuyabildiği dataların arasında bir yerde birisinin cep telefonuna işte abi cenazeciyi
bilmem nerede gördüm mü yazıp aa ben bunu arıyordum falan deyip peşine düşse daha iyiydi. Kız haldır haldır yürüdü tak dedi gitti buldu. Böyle şey gibi bilgisayar oyunlarındaki sarı boncuğa gidersin ya quest'i çözmek için. Yani o derece net gitti çözdü. Yani şunu düşünüyorum şimdi. Bir önceki bölüm şeyi konuşmuştuk ya. İçerideki Charlotte dışarıdaki Charlotte gibi bir durum olabilir mi? Bir böyle simülasyon içerisinde bir girme çıkma durumu var mı gibi bir hissiyatım var. Bu bölüm ona hiç değinmediler ama benim hala kafamda şey şüphesi var. Bence gelecek bölüm göreceğiz bunu. İzlediğimiz dizinin bir kısmı acaba Rehoboam'ın tahmin ettiği bir kısmı ise gerçekten olan mı? Yani küçük küçük divergence'lar görüyor muyuz? Çünkü bir önceki bölüm bariz 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 farklı video oynattılar ya. Şimdi bu bölüm evet. Ona hiç dokunmadılar. Onu bir dinlendirdiler. Ben açıkçası gözüme bir şey çarpmadı ekstradan. Yok. Ama şeyde değilim şu an. Kare kare izleyip şeyleri şey yapmadım. Reddit'te gördüm. Bir yerde bir kadın bir havlu katlıyormuş. Renkliymiş. Bir yerde bir aynı kadın tekrar aynı havluyu katlayınca siyahmış falan gibi böyle. Ama continuity error de olabilir. Yani o kadar şeyleri çok ciddiye almıyorum ben. Bir önceki bölümdeki kadar gözümüze sokmadılar. Ama şeyden şu an şüpheliyim. Yani ya hep bir ipucu verip bir sonraki bölüm çıkarıveriyorlar. Çünkü az bölümleri var. Gelecek bölüm artık herhalde göreceğiz. Serak gerçek bir herif mi? Hologramla dışarıya mı yansıtılıyor? Çünkü şöyle bir şey de merak ediyorum. Serak'ın oğlunun bütün parasını şimdi çalıverdiler. Serak'ın algoritması bunu öngöremiyor mu mesela filan gibi böyle artık iyice yaklaştılar çünkü herife. Oğlunun bütün parasını çaldılar. O parayla da muhtemelen Serak'a karşı hamle yapacaklar bu arada benim tahminim. Liam Serak'ın oğlu değil lan oğlu mu? Oğlu lan. Babam diyordu ya ilk bölümde unuttun mu? Yok oğlum ona yaptırttık işte o biliyor falan diyordu. Ortağı tarzı bir şey değil mi o şirketin? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben de şüphelendim. Ben Liam'ın Serak'ın oğlu olduğunu aklımda öyle kalmış. İşte senin babana hizmet ediyoruz hepimiz falan filan. Babana çok saygı duyuyorum falan filan deniyor ya. Ben Serak'ın oğlu gibi algıladım Liam'ı. Yok o ölmüş ona şey yapıyor. Ha pardon. Serak'ın öteki ortağının oğluymuş evet, değil evet. Mi? Doğru direkt Serak'ın evet, oğlu evet. Değil. Doğru aynen, pardon. Aynen. Çok pardon. O şey okay. Esas güvenlik herif ona loyal. Çocuğu çok iplemiyor. Sen bu işleri mahvedeceksin falan diyor. Ona Serak da gizli büyük ortak. Anladım. Evet, pardon evet. Doğru öyleydi. Diyeceğim yani Serak'ın bu algoritması ben ne bileyim abi banka transferini de mi öngöremedin? Niye öngöremedin ya da filan? İşte orada şeyi düşünüyorum. Şimdi artık dizide herhangi bir noktada hayır abi işte o Rehoboam'ın öngörü profiliydi ama gerçekte böyle oldu falan gibi bir şey çıkabilir. Çıkabilir. Bakalım neler çıkacak. Ben abi, şu an bu bölüm şöyle oldum yani. Güzel bakalım bir sonraki bölüm ne olacak falan gibiyim yani. Serak'a aslında şeyde güzel mesajını verdi. Dünya eskisi gibi bir yer değil. Görülecek bir şey kalmadı. İşte Fransa görüntüsünü gördük. Muhtemelen nükleer bir sıkıntı var. Ya da bir savaş var artık neyse. O biraz bombe olsa... yapmışlar bombe. Ya bomba var işte vesaire. Zaten o bir kılılandırıyor oğlum. Dışarıda görülecek bir şey yoksa hayırdır. Bu dünya bayağı böyle aslında steril duruyor bir yandan da. Herkesin çok steril aktığı bir yer. Dediğin yani düşündüğümüz o simülasyon olma durumu okey. O hala masada. Artı Serak tarafında tabii şeye falan takılmış millet bu arada da. Oğlum işte Ford'un geçmişine çok benziyordu. Çocuklar öyle giymiş falan. Alakası yok. Çocuklar okul kıyafeti giymiş. Ford'un dönemi bayağı old school yani 60'lar mı artık 70'ler mi neyse hiç alakası yok. Belki de daha ya iyi. Bir de başka bir şey diyeceğim. Millet hala bence biraz farklı alakasız yerlerde ipucu arıyor gibi geliyor bana. Evet yani evet orada bir şey yok bu sezon dizi biraz gözümüze sokuyor. Senin söylediğin gibi fıçılardan akan beyaz robot sıvısı mesela. Yani bunlar evet. Falan çok daha bariz şeyler bence ya. Aynen onlar çok barizdi. Burada güzel olan kısım Maeve'in zihniyle oynamaya devam ediyor. Yani Maeve'in göz önünde gitti işte info almak için birini öldürdü. Ona başka bilgiler verdi. Gitti Maeve'in ölmesine belki izin verdi. Bunu göremeyecek miydi yani ya da bunu tahmin edemeyecek miydi? Bu tarz şeyler çok oluyor. Bence hala Maeve'le ilgili uyandırmak istediği, biraz daha belki onu Dolores gibi bir hale getirmek istediği bir süreçten geçiriyor gibi geliyor bana. Serak'ın öyle bir şeyi var. Serak burada zaten işte simülasyonun ya da Rehoboam çıkabilir ya da bir parçası olabilir. Bana mantıklı geliyor o yüzden. Onun dışında Caleb'la Dolores ilişkisi çok güzel bir yere gidiyor. Ben biraz orada şey hissettim hafiften. Hani Dolores böyle Caleb'ı kullanıyor gibi ama hani o böyle şey bir kullanma değil. Ya bak
Bizim dünyamız sizinkine çok benziyor. Zamanında beni de öptüler, seni de burada öpüyorlar. Ben sana yardımcı olacağım ama beni dinle hani bak öyle kafana göre takılma. Zaten parti sahnesi falan şeyin aynısıydı yani. Westworld girişi, oradaki muhabbetler. Tabii. Bizim dünya aynı, sizin dünya şöyle. Bayağı... Siyah ya da beyaz maske seçiyorsun falan. Aynen. Oğlum Liam'ın bak ilk bölümden beri onu düşünüyorum. Liam bayağı William'a benziyor lan tipi. Tipi aynı yani şeyin. Böyle olunca o tamamının simülasyon içerisinde olup olmadığını hep her seferinde ikilemini bize veriyor dizi yani. Oradan kaçamıyorsun. Yok yok simülasyon değildi abi. Ben daha şeyi düşünüyorum. Arada bazı sahnelerde bence şey görüyoruz. Yani. Rehoboam'ın tahminiyle ya böyle şey gibi sahnelerde yapıyor gibi hissediyorum onu. Bir bu kattan gösteriyor, bir bu kattan gösteriyor. Aynı sahneyi iki açıdan alırsın ya. Bazen böyle Rehoboam'ın tahmin ettiğiyle sapmaların etkisiyle ortaya çıkan gibi bir durum var. Yalnız bir şey diyeceğim. Sapmaların sayısı bu kadar artmışken aslında muhtemelen Rehoboam'ın artık tavsiye algoritması çok iyi çalışmıyordur. Tahmin algoritması. Olabilir. Dolores'in çok da o kadar... Yani nasıl söyleyeyim? Dolores'in çok da böyle aman süper evil guy gibi olmadığını şu an hissediyoruz. Bir de böyle şey bir hissiyat geldi bana. Acaba dizi tam olarak yapay zekanın daha doğrusu algoritmanın tavsiye kültürünün ne kadar yanlış bir şey olduğunu bize ne noktada hissettirecek? Çünkü bir önceki bölümlerde evet şeyi gördük. İşte bütün insanların hayatlarını yönetiyor bilmem ne yapıyor falan filan diyoruz ama şimdi tek örneğimiz orada şey ya Oren Paul'un karakteri ya. Hı hı. Ya çünkü onun dışında da sürekli lüks ortamlarda zengin insanların arasında falan geziyoruz böyle. Onlara da tribal dedi bu arada. Ki bak hemen onu da ekleyeyim. O kadar paralel gidiyor ki Westworld'da gördüklerimiz her şey işte Shogun dünyası benzer. Bir de tabii burada şunu da ekleyeyim. Yani insan doğası değişmez vurgulanıyor devamlı. Yani 500 yıl önce de aynı zihniyette ilişkiler yaşanıyordu. İnsanlar katlediliyordu. Cinsel zorlamalar yaşanıyordu. Bu dünyaya geldiler. Hala devam ediyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Shogun'da da Westworld'da da bu yeni dünyada da Calib'da da vesaire. Orada zaten işte bunlar tribal gibi ve işte kıyafetlerini sadece işte kendilerini farklı hissetmek için giyiyorlar tarzı muhabbete giriyor Dolores'te. Dediğin doğru yani şey devam ediyor aynı şekilde. Hiç ekstra şey, bir şey görmüyoruz yani. Hem işte bir de şey kafamda benim mesela beni şu an şaşırtan, sorgulatan bir şey inşallah bir bölümde ona açıklık gelir. Şimdi Serac küçükken Paris'e atom bombası düşüyor. Serac da diyor ki vay işte insanlık ne kadar kötü. Ben bütün insanlığı yönetebilecek bir şey yapayım. İşte algoritma geliştiriyor büyüyünce de. Bunun içine de insanların modellemesini koyayım. Böylece algoritma desin ki ha bu deniyorlar böyle böyle yaparsa atom bombası atarlar birbirlerine. Ben onları birbirine atom bombası atıp birbirlerini öldürmesinler diye yönetiyorum gibi bir şey söylüyor Serac. Yani kendi finansal çıkarı haricinde bir yandan da insanlığın kendi kendisini yok etmesini koruyan bir adam olduğunu falan söylüyor. Ama yani ne bileyim savaşlar atom bombeleri, milletin birbirini takır tukur vurması yani bunların hepsi bir şekilde şeydir ya sınıf eşitsizliğinin, adaletsiz gelir dağılımının, adaletsiz lüks dağılımının yani şeyi de görüyoruz biz hala. Bilmem neredeki gariban, fakir Senegallileri de görüyoruz anladın mı bilmem neleri evet de görüyoruz. Evet ya onlar devam ediyor. Mesela şey sens çok iyi değil miydi orada? Bernard yürürken çok rahat bir şekilde roketler inip çıkıyordu. O zaten iyi bir detay dünya ile ilgili. Ve çocuklar da bakıyor yine orada böyle araya 51'in yanında yaşayan abiler çocuklar falan var. Ya evet yani çünkü şey çok ilginç. Yani Rehoboam diyor dünyada savaş olmasın falan diye ben ürettim Rehoboam'ı diyor. Ya ama abi yani bütün sınıf ayrımı, bütün gelir adaletsizlikleri her şey devam ediyor. Yani atom bombası atmıyorlar ama millet sokaklarda hala takır tukur birbirini vuruyor. Yani ben tam yani Serac komple bullshit bir herif yani. Buradan muhtemelen ya şu çıkıyor. Ya Serac abi ben insanlık işte kendini kötü etmesin diye böyle bir yapay zeka yaptım. He abi. E abi yapay zeka bir sik yaramadı. Biz de paramızı alıyoruz işte. Filan gibi bir duruma gelmiş. Yani e-ticareti çevirdik abi. Al sattayız. Çünkü Ford falan böyle bakın büyük planlarım var bilmem ne falan diye anlatınca o abi herif işte acaba ne düşünüyor ideal bir dünya mı kuracak falan diye Ford'a inanıyordu. Serac baya lan ne anlatıyorsun millet saplayan saplayana yani her tarafta zengin gidiyor hap atıyor fakir gidiyor birbirine çakıyor o ona sıkıyor ona kılıç çekiyor yani hiç de senin algoritman bir boka yaramamış anasını satayım. Aslında güzel yani noktadan yakaladım. Lan bu algoritma ne yapmış oğlum yani çünkü biraz sen öleceksin demiş sen yaşayacaksın demiş. Ya,
Ama işte Caleb da falan şey gösteriyor ya, bak Caleb'cim işte sen işe giriyorsun, algoritma diyor ki o işi ona vermeyin diyor. İşte olmuyor. Senin hayatın orada tıkanıyor. Hep algoritmanın suçu falan diye Caleb'a anlattı mesela. Ya bu dünya eğer bu durumdaysa, o zaman sistem dışı bir adam olup suç işlemek falan çok daha mantıklı. Yani ama sen bir algoritma olarak şeyi kuramadın mı? Aman abi ben gelir adaletsizliğini biraz aşağı çekip, eğitimi şeye getirip, işte kaynakları eşit şekilde insanlara ulaştırabilirsem. Evet, niye herkes mutlu yaşamıyor değil mi? Ha, insanlar yokluk, yoksunluk daha az çekerlerse daha az suç olur, daha az. Hani anladın mı? Çok bunlar yazılmış, çizilmiş şeylerdir bizden büyük, bizden daha felsefi, filozof insanlar tarafından. Yani yapay zeka zengini zengin tutmak için çalışıyor sanki bu dünyada gibi geldi bana. O da iyi bir yapay zeka değil zaten demek. Zaten ben onu diyorum ya, 3 bölümdür abi. Bu yani şu an içinde yaşadığımız, bizim bizzat yaşadığımız dünyanın da bir mirroringi var orada. O açıdan dizi çok ayakları yere basıyor ya. Çok uçmuyor yani. Bayağı başarılı. Artış senin dediğin şuna da dönebilir. Ford sonuçta sadece işte Arnold'la çalıştığı için ya da işte onlara bir tanrı kompleksine girip işte hostları yaratmak için yaratıp onları hadi bakalım ben size dünyaya gitmeniz için de kapıyı açıyorum dememiştir. Ford çünkü çok akıllı bir adam. William'la yaklaşmalarını da daha önce gördük. William'ı etkilemesini de gördük. Muhtemelen William'in ilişkilerini bile biliyordur. Yani bu süreci belki de işte hani biz insanlığın yok olması olarak okuduk bir yere kadar ama bu adaletsizliği dünyadaki aslında o boktan yapıyı düzeltecek, gerçekten devrim yaratacak kişiler hostlar olabilir yani. Hani öyle gidiyoruz baba öldürüp geçiyoruz değil. Konu bir noktada başka yere gelecek. Ha evet, yani şöyle bir yere mi gidiyor acaba? Çok daha başka bilim kurgu eserlerinde gördüğümüz bir iş. Yani bir şekilde Dolores'in planı mevcut insanları bedenlerinden kurtarıp transhümanist bir noktaya çekmekse doğru bir rotada gidiyor olabiliriz. Bütün o beyaz sıvılar anlam kazanır. Hani evet, şey gibi düşün. İşte yani insanlar yaşlanıyorlar, ölüyorlar. Yaşlandığı zaman zengin adamın mirası çocuklar arasında kavga çıkarıyor filan gibi böyle generational bir takım davalar, kavgalar vardır ya insanlar arasında. Evet, hiç bitmez. Adam halbuki, ya aynen, adam halbuki insanları bir şekilde, bütün insanları, Westworld'un planladığının aksine bütün insanların bilinçlerini alıp host bedenlere kopyalayıp akarı kokarı olmayan, ölümü olmayan bedenlere sokabilirse milleti. Altered Carbon'da da zenginlerin elinde olması bu sadece konuşulan bir şeydi. İnsanlarda bir anda hayat değişimi olur ama o derece büyük bir devrime hazırlanıyormuş gibi de gözükmüyor bence Dolores. Çünkü o da 2 milyar kişiyi de host yapamazsın aslında, yani lojistik olarak mümkün değil. Valla yolda düzecek gibi biraz ne olacağını. Ya da çağrı stratejik yerlere geçecek. Aslında bak o da güzel detay. Ya yani da abi zenginleri fakirleştirecek. Hadi bakalım kendi aranızda çözün. Zehir edin. Dijital bir dünyaya mı kaçacak bilmiyorum ki. Yani şu an o kadar çok opsiyon çıktı ki ortaya. Yok Rehoboam'ın öngörüsü, yok simülasyon içerisinde olmak, yok Divergent öteki hosta kaçar, belki sanal dünyaya gider falan. Böyle biraz şey oldum. What's the end game oldum böyle biraz. Yani bu bölümde merak ediyorum artık. Bu bölümde şey olmadım. Abi şu çıkacak falan gibi değil de bu bölüm artık şey. Hadi bakalım yani. İşte ben de ondan heyecanlandım abi. Yani ne olacak sorusunu ilk kez bu kadar çok sordurdu bence bu sezon. Yoksa ben de Dolores çıktı diye heyecanlanmadım. Ama çok fazla detay verip çok fazla soru yarattılar aslında. Gerçek dünya ile ilgili, hostların ne kadar yayılacağı ile ilgili, işte Liam'ın parasını aldılar. Çok büyük paralar bunlar. O paralar ne olacak? Nasıl değişecek? O para gerçek mi diyeyim onu bilmiyoruz. Bir yandan da şu var. Bir uyuşturucu var ortada ve bunu kullandığında gerçekten ciddi sahneler görüyorsun. Şey işte Hale William'a yaptı. Şeyde Liam'ın arkadaşları kullanınca zaten Dolores'i sallamadılar ya böyle. Ha iyiymiş lan bunun kafası falana geldi. O da biraz kafa karıştıracak. Yani oğlum dur bakalım bir şey oluyor. Çünkü William muhtemelen artık ben gerçek olduğuna ikna oldum. William'da şey yok yani. Hani aman host mu değil mi falan. Hani ikinci sezonun sonunda gördüğümüz konuyu ayrı bir yere koyarak söylüyorum bunu. Şu anki gördüğümüz William gerçek William. Bu arada beşinci belli değil ya. Ha bir de top var ortada bir tane daha. Evet. Bir de beşinci top nerede belli değil. Evet yani beşinci beş tane dediler. Yakuza dayı, Liam dayı, Musashi, Hale, Bernard, Martin şu anda bildiklerimiz. Bernard değil lan. Bernard'ı sıfırdan yaptı. Ha Bernard'ın topu farklı oğlum, onu getiriyor. Renkli top var ya onun. Ha
Okey, bir dakika. Ha, ben Dolores'in 5 kopyası var zannediyordum. O zaman 4 kopyası var. Bir de Bernard 4. var. Tamam, o Bir de zaman şanslı Bernard değilim. var. Beşinci yok. Beşinci ortada Tamam. değil. Kendi topu. Çünkü şey diyor yani him diyor ya aslında. Bak orada uyanabilirdik ya. Lan çok netti ha. Ne? Aa dört topu gösteriyor and him diyor yani. Yani Hmm. him. Doğru Evet. doğru. Ah Bakalım. neyse. Yani o yüzden bende ekstra şey yok bu bölüm. Hani şuradan şu mu çıkacak, buradan bu mu çıkacak tarzı bir teori yok. Aksine böyle biraz işte taraflar belli oldu, işler belli oldu ama şey işte dediğim gibi ya bu Rehoboam mala davara bir faydası olmuş bir yazılım mı? Hala bence çok belli değil. Dolores'in de açıkçası mala davara bir faydası olacak mı? O da çok belli değil. Yani Dolores diyor ki ben sizi algoritmadan kurtaracağım. Algoritmada yani bakıyorum ne dünyanın anasını ağlatmış, dünya bugünkü dünyanın biraz geleceği gibi, ne dünyanın derdini çözmüş. Yani anladın mı böyle çok biraz şey mi böyle, ne yapmışlar buraya babam diyorum. Yani 100 bin tane 10 bin tane kişinin işe alınmasını, işten çıkarılmasını engellediyse, oho yani şeyi mi çözeceğiz? Adamı zenci diye de işe almazsın, sarışın diye de işe Tabii canım. almazsın, Türk diye Kürt diye de işe almazsın yani. Onu da algoritma seçmiyor ki arkadaş. İş görüşmesine girdiğin adam bile ön yargılıdır yeri geldiğinde sana karşı. Yani hadi kötü algoritma, sopalarla seni dövelim, seni kapatalım. Ha, iş görüşmesine girecek 100 bin tane İK yetkilisinin yeterince kültürlü insan olmasına mı güveneceğiz? Bugünkü dünyamızda en büyük sıkıntı o ya. Yani Rehoboam mı ben tam bir daha bir oturmuştu kafamda. Önceden diyordum ki ha okey Şimdi hani karıştı Rehoboam işte. anasını al herhalde dünyayı böyle parmaklarında oynatıyor falan diyordum. O kadar da parmağında oynatıyormuş gibi gelmiyor. Yani bilmiyorum. Bana bir ilginç geldi. Ya zaten şimdi oynatması için iki eksiği var. Bir data. Buna ulaşamıyor şu anda. Dolores'e ulaşmaya çalışıyor. İki zaten şirketi ele geçirmek istiyordu. Bunu da engelleyecekler gibi duruyor muhtemelen. Burada da zaten konu William'a geldi. Biraz şey hissettim ben. Westworld'un devamı bu dünyada da gerçekleşiyor derken aslında iki sezon boyunca William'ın yaptığı bütün şiddet, bütün aldığı kararlar, bütün uyguladığı şiddet, cinsel tacizler vesaire aslında hostları uyandırdı ya. Şu anda aynısı insanlara yapılıyor. Aynısı bir noktada işte Serak da Şey mi zorlanıyor. yapacak diyorsun? Dolores pis bir ortama sokacak insanlığı, savaş çıkaracak. Ne bileyim, iç savaş çıkacak bir şey olacak. Millet acılar macılar çekerek, ha biz yönetim bizi algoritmaya bırakmamalıyız, bilincini kazansın diye insanların başına iş mi açacak sence? Yani o kadar iyi niyetli mi olacak göreceğiz. Ama o yolda bir gidişat var. Ama ne kadar iyi niyetlidir, ne kadar değildir ya da işte biz çektik siz de çekin siz de böyle öğrenin tarzı mı? Çünkü William'ın yaşadıkları biraz ona delalet etti. Hani William artık şeye geldi ya, şey cümlesi çok ağırdı orada ya. Yani hatırladığın bazı şeylerin gerçek olması seni rahatlatıyor mu gibi bir şey dedi Hale. Oğlum, bu ağır bir cümle yani. Kızının öldüğünü hatırlıyor. Evet gerçeğim diyor ama yani aynı şeyler aslında. Dolores de böyle uyanıyordu ya. Oha babamı vuruyorlar. Bana tecavüz ediyorlar. Bunu hatırlıyorum. Ama bunu hatırlamam iyi bir şey değil. Ama bir yandan da benim kimliğimle ilgili bir şey. Yani bu vurguyu çok yaptı dizi. Bilmiyorum bir yöne gidecek bu da ama Rehoboam'la mı ilgili olur? Dolores'in kendi yoluyla mı ilgili olur? Şu an çok öngöremiyorum yani. William defterini en azından kapatmış olduk bu bölüm. Gelmez mi diyorsun Yok, o artık bir kamera ufak ufak zoom out ederek hücresi de tek başına bıraktı onu yani. Bir de gelse ne yapacak abi şimdi iş gerçekten işte öyle bir noktadayız. İş şeyden çıkmış. Serak merak da tatava bence. Yani bence konu şu anda Dolores'in kurduğu long game ki Dolores'in kurduğu oyunu da biz yavaş yavaş görüyoruz ortaya. Sürekli twistler Evet. çıkıyor kızın hikayesinde. Dolores ne oyun kurmuş? Rehoboam ne oyun kurmuş? En sonunda da ahlaki etik tercihler yapılacak bir takım. Maeve'i de bak bu bölüm yani işte hızlı mı geçiyor sezon diye düşünüyorum. Maeve de çıktı. İki ona sıktı. Bir bunu hackledi. Dolores taktı karnına bıçağı. Hadi dedi. Bıraktı kızı yerde. Hani Maeve döner bence daha ya. Maeve çünkü şeyini döner alamadı. döner ama Ha. Pearl'ünü almak arkadaş istiyordu muhtemelen bu arada. ama 3 bölümdür Maeve'le bir yerlere varmaya çalışıyoruz ya yani Hı bölüm süreleri mi kısa? Ben böyle bir yeterince Westworld alamıyorum gibi hissediyorum. hı. Geçen anladın mı? Yani İlk iki bölüm böyle şey olmuştum. Oğlum üf falan olmuştum. Son iki bölümde yani üçüncü ve dördüncü bölümlerde böyle biraz şeyim. Ulan bir yarım saati daha olsaymış şu bölümlerin ferah ferah izleseymişiz şu konuları dediğimiz olaylar oluyor. Ama böyle biraz hop oradan aldı tak buraya taktı sağdan çaktık başta abi maç özeti izler gibiyim biraz böyle anladın mı? Bilmiyorum, ben daha sindirerek izledim ya. Belki iki kere izlediğim için çok uzun geldi bana. Olabilir ben de bir ikinci tur döneyim ya.
Ya ikinci izlediğinde kelimelerin ya işte şeyi çok güzel. Her Ha cümle. bu arada ben de yanlış, özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Mısın? Şu anda televizyonda, dizilerde, bilmem nelerde olan en iyi diziyi izliyoruz. Ha. Yeterince yavaş olmadığı için kızıyorum ben. Yani Değil mi? diziye bayılıyorum ben zaten. Ama yani beğenmiyorsan git Netflix'in Freud'unu izle falan gibi bir durumumuz yok yani. Allah her şeyi kahretsin yani. Yine buradayız. Sadece daha çok, daha yavaş, daha uzun uzun. Her gün iki bölüm at abi falan. Hani anladın mı? YouTuber gibi. Bas abi. Devamı gelsin kral. Böyle bir noktadayım birazcık. Bir şey, bir notum daha var, onu da hani o Serak konuşmasında yazmışım. Artık sadece zihnimde yaşıyor diye özellikle vurguladığı o Paris tanımı var. Hani o da bir simülasyona gönderme olabilir. Benim bir kafama oturan bir şey daha oldu. Dolores'in işte bu dünyayı değiştirme olayıyla ilgili. Hepsine kendini kopyalaması biraz da şey işte, işini başka kimseye bırakmayacaksın. Biraz tek tipleştirme konusu aslında. Tam böyle totaliter rejim kafası ya. Böyle Dolores şey, demir yumruk olarak gelmiş böyle. Yani Tabii. o şey çok iyi. Orada biraz şeye takıyor aslında. Yani konu simülasyonun yansıması da olsa, gerçek de olsa, İnsanın aslında zeka olarak ve düşünce olarak bu tarz şeylerden kaçamadığını, hani hep yönetilmek, bir yönetim altında kalmak, işte bunu da çok vurguluyor. Mesela Liam yanındaki aslında adamı yönetmiyor, adam onu kontrol ediyor. Dolores Caleb'i kontrol ediyor. Hep böyle bir kontrolcü arama zihniyetinden insanın çıkamadığını çok ciddi vurguluyorlar. Bunlar bana biraz şeyi de işaret ediyor gibi geliyor. Bir noktada biz Ford'la ilgili de bir şeyler göreceğiz bu dizide. Yani Ford'u atlamadan bitirmeyecekler. Serak'ın rolü de ortaya çıkacak ama Serak biraz daha sana yakınım orada. Ciddi bir kontrolcü. Yani Rehoboam da ciddi bir kontrolcü gibi değil. Onların arkasında başka bir belki fikir ya da plan olduğu ortaya Cemaat çıkacak. çıkmasın oğlum Değil mi? arkalarından. Bir anda Ergenekon mahkemeleri kurulup topluyorlarmış Cemaat de işin içinde abi. değil mi böyle? Abi bence bak konu nereye gelecek biliyor musun? Serbest irade ve kontrol noktası. Çok doğru dedin. Çok yani ben de aynı temaya varacaklarını düşünüyorum. Ama o temaya sanki yavaş gidiyoruz gibi geliyor. Onu söylemek istiyorum. İşte bu bölümde biraz işte Katana abi şey dedi ya, sen bize bir tercih şansı verdin mi ki, sen bizim yerimize seçim yaptın falan filan dedi. Ufak ufak o noktalara geliyoruz. Şey, Superman Red Sun'un sonunu hatırlıyor musun? Ha evet. Superman Red Sun'un sonu muydu lan o? Nasıl şey Tabii diyorsun? Superman Red Red Sun'da Sun'du sanki. şeye geri Hani bütün dönüyordu. insanları bir şişeye koysana kardeşim o zaman deyip çözdükleri hangisiydi? Bir dakika, yok, Red Sun değildi o ya. Sanki Red Sun'da abi. Red Sun'da da Superman. Arkadaşlar, Superman Red Sun çizgi romanı spoilerları Dur. geliyor. Superman Red Sun'da şöyle bir şey oluyor ya. Superman bakıyor insanlar birbirlerine sürekli hasar verecekler, öldürecekler birbirlerini. Evet. Alıp Divergent'ları Batman dahil beyinlerine çip takıp hadi abi geçin kenara falan yapıyor ya. Yavaş yavaş böylece bütün dünyayı totaliter bir kontrol altına alıyor. Galiba evet, Orada da bir Red Sun'da yerde olabilir ya. aha, bir Tam noktada net da Lex Luthor hatırlamadım. çıkıyor karşısına. Ulan diyor şerefsiz, sen Brainiac'ı milleti alıp küçültüp şişelere koyuyor, koleksiyon olarak kenara koyuyor diye kızıyorsun ama bak sen de dünyayı koca bir şişeye koymuş oldun, artık insanlar senin korkundan özgür iradeleriyle hiçbir şey yapamıyorlar diyor. Süpermen de abi çok haklısın deyip gözünden bir damla kriptonit yaş gelip siktir oluyor, uzaya uçuyor gidiyor ya. Ha, tamam işte, gidiyordu, okey, orası Ha. kalmış aklımda. Bana biraz konu oraya geliyor gibi geliyor. Yani şimdi Serak aklınca aman millet birbirine atom bombası atmasın diye Rehoboam kurmuş. Herkesi kontrol altına almış. Dolores ise ulan biz herkesin zaten algoritma tarafından, yazılım tarafından kontrol edildiği bir dünyadan çıktık. Bırakınız insanlar özgür olsun diyecek. Ve karşılıklı aslında bir iradeler çarpışacak gibi zannediyordum ben. Bak bu benim zannımdı. Ama bu zannım giderek zayıflıyor. Çünkü şu yüzden tekrar aynı şeyi söylüyorum. Özür dilerim. Bu bölümü üçüncü kez söylemiş oldum ama Rehoboam mala davara bir faydası olur diyor. Bir şeye benzemiyor abi yani. Ben de İşte millet birbirini vuruyor, ceset koparanlar, katanalı yakuzalar bilmem ne. Ama yani dalayarak Rehoboam sen ne işe yaradın? Suçlu yine suçunu işliyor. Atom bombası atamıyor öyle mi? Bu kadar mı yani? abi işte Yani şöyle milyarder oluyorsun düşünürsen. yine sonunda yani konu. Ya iyi de reis yani çünkü Dolores falan iki bölüm önce kalebe gelip şey deyince hacı bak işte sizin bütün dünyanızı algoritma yönetiyor brom. 12 sene sonra sen burada kendini vuracaksın. Onu bile hesaplamışlar. Bütün datamız FBI'nin elinde abi. Zarkmakerberg abi falan filan deyince ben dedim ki böyle vaa algoritmaya bak oğlum herkesin hayatını yönetiyor. Ama dizinin cyberpunk unsurları son derece kaotik, sistem dışı, yakuzalar, göz sökenler,
kan değiştirenler. Oğlum bankaya birinin kanını emikleyip giriyorsun bankaya. 300 milyon dolar çekiyorsun. Hiç kimse de he demiyor. Yani ben şunu merak ediyorum. Milletin parmağından kan çekmek bu dünyada ilk kez dolar resmi aklıma gelmiş. Abi kan alırlar yani bu abi. Kadar... Abi kan... Yani, kan alırlar abi. Yani bu kadar lame bir yöntemle milyon dolar dolandırmaları bana şey dedirtti. Hadi lan dedirtti. Açık söyleyeyim bu bölüm biraz şey oldu. Arkadaş gidiyorsun milyon dolar çekiyorsun. Ha sokakta adamı çarp bir duvara. Çek kanından parmağını. Başka birine ekle git bankaya geri. Arkadaş bir kimlik görsenize, bir göz retina skeni yapsanız da yani ulan vücut taraması yapsan herif normalden daha sıcak ve heyecanlı çıkacak zaten filan. Yani bunlar nasıl güvenlik önlemleri? Ama bak orada Dolores diyor ki abi zenginlerden çalmak daha kolay abi falan diyor. İyi de bankadan da çalmak mı çok kolay yani? Şey ikilemi güzel aslında. Öyle bir detay var. Şimdi banka şeyi tanımıyor. Kullanıcıyı tanımıyor zaten. Üstüne bir de sorgulamaya çalıştığında çok ciddi aşağılanıyor aslında. Sen kimsin lan beni sorguluyorsun? Ben milyarderim, sen ne ayaksın hani? Ya reis USB key kartını çıkart dese çözülecek. Böyle banka güvenliği olmaz olsun. İşte ben biraz sonra bir daha parmak şaşırdım. Koydurtuyor orada işte. Ay ama işte kapıdaki yani anladın mı? Ulan bir SMS at cep telefonuna two factor authentication gelsin lan. Yani ne yapıyorsunuz oğlum? Ne biçim gelecek bu? Bu açıdan yani... bak bir açıdan iyi aslında. Çok güvenli hissettikleri bir dünya. Bayağı güvensiz lan. Hani o açıdan iyi yani. Ama işte kral şunu söylemek istiyorum. Güveniyorlar ona yani. Eğer Rehoboam şey bir dünya kurmuş olsaydı. Rehoboam'dan sonra suç oranları %1 milyonda bire indi. Sadece işte kediler bebeklerin gözüne tırmık atar oldu. Öyle bir dünyada yaşıyorduk. Artık insanlar olarak işte güvenlik nedir, security nedir unutmuştuk falan gibi bir dünya olsa... Diyeceğim tamam hani böyle Rehoboam safe bir yalan bir güvenlik çemberini almış insanlığı. İnsanlık kendini savunmayı unutmuş falan. Oğlum yan sokakta ceset parçalıyorlar abi. Tabii canım. Yan sokak Cyberpunk 2077 yani... Suçun boku çıkmış abi. Adamın kolunda daha iyi ateş etme aparatı var. Yani daha çok güvenlik beklediğim bir dünya burası. Daha karanlık bir dünya gelecek. Karanlık derken ama şey gibi felsefi karanlık. Yakuza yine Yakuza hani... yani anladın mı? Orada yine Yakuza'ya da dokunamıyorsun. Kimseye dokunamıyorsun yani, yine. İki tane gelecek profili çizebilirsin. Bir, insanlar yalan bir güvenlik çemberi içerisinde yaşamaktadır ama aslında kontrol kendilerinin değildir gibi bir dünya yaratabilirsin bana. Ya da dersin ki abi karanlık gelecek, Cyberpunk o onun rektumundan onun kanını çekip ona takıyor, onun gözünü değiştiriyor, koldan ateş ediyorlar falan. Ama bu ikisi aynı anda var olamıyor. Zaten bence şu anki bana sıkıntılı gelen şey bu. Şu yüzden var olamıyor bu arada. Eğer deseydi ki, Elysium filmini bilmiyorum hatırlıyor musun? Elysium filminde şeydi ya, plebleri köpekleri atmışlar abi dünyaya. Yani çok standart aslında, pek çok filmde gördüğümüz bir unsur. Elysium'da ya da işte bir sürü filmde de olur ya. Zenginler alıyorlar abi her şeylerini. Şeyde de Alita'da da öyleydi. Zenginler çıkıyorlar abi rahat bir yere. Chill onlar takılıyor. Herkes Tanrı gibi takılıyor orada. Ölünce geri üretiliyor. Bilmem ne yapıyor. Keyfi yerinde böyle anladın mı? Altered Carbon aynı kafa. Fakirler de aşağıda birbirlerine saplıyorlar tamam mı? Ama aslında bu Delos bunu hedefliyordu bana... zaten. Evet. Evet evet. Ama şu an Rehoboam'ın yarattığı dünyada bu derece bir ayrım bana hala göstermedi. Yani şeyi ben görmüyorum. Ya şu bile bir kafadan kopma abi işte. Bir yerde Serak gidiyor işte bak bu ev 3 ay önce Dolores buraya gelmişti. İçeriye bir giriyorlar. Orada böyle birilerine kimlik satan bir herif var. Anladın mı? Eğer yani Serakların muazzam zengin ve fütüristik dünyasıyla garibanın birbirinin kanını sattığı dünya aynı bugünkü dünya gibi maslak kağıthane mesafesinde birbirine. Yani iki sokak ileride iniyorsun takıyorlar bıçağı. Şimdi böyle bir dünyada bankaya girip birinin kanını parmağını emikleyip takıp ver abi 300 milyon dolarını oğlum, dediğinde banka demez mi beyefendi? Öyle şey mi olur? İşte oğlum demez mi yani? Benim dediğime geliyoruz. Olay dataya geldikçe ben diyorum aman datalarımız aman. Oğlum, datalarımız abi. Bütün datalarımız şimdi şeye de tetiklenenler oluyor. Abi datalar değil o data çoğul yalnız. Ulan internetler datalar diye bir geyik var. Gidin bakın hasta etmeyin adamı. Neyse. Neyse bunu yani. Whatever, okay. Sinirleniyorum arada. Neyse. Abi datanın tekili neymiş ki ben bilmiyorum. Bak ben cahilim bu konuda. Datanın tekili ne? Dat. Ne bileyim. Dat. Ben de bilmiyorum. Neyse abi. Dur bakayım lan hemen. Bak. Oğlum datalarımız. Bak konu o kadar güvenli olduğunu düşünüyorlar ki işte. Ha, datummuş abi. Datum. Datum. Bundan sonra birbirimize yani. Datum diyeceğiz. Tamam. Datumlarımız. Datumlarını çalmışlar abi. Ha datumlar. Tamam okey. Rektumundan datumunu almış. Abi bir tane datum aldıysa datum. Çok datum aldıysa data diyeceğiz. Datum. Tamam. Okey.
Abi yok, bir şey bak. Öğrenmiş olduk yani. Güzel Aynen oldu. evet. Bu da bir bilgi abi. Her gün yeni bir bilgi. Ya bu data konusu aslında işte çok güvenli hissettirir. Bak ilk dövdüğü adam da böyleydi. Yani o kadar şey var. Adamın sadece parmağını dokundurttuğunda alabiliyor. Abi şu anda o tip bir para transferi yapmak istesen muhtemelen yazılı kağıt, bilmem ne taraması, işte dediğin gibi two factor authenticator, bilmem ne, bir ton şey istenir. Ya bugün oğlum basit bir şey olduğunda hani bankayla anlaşamadığın bir durum olduğunda dilekçe yazıyorsun hala. Ve bu maalesef işe yarıyor. Yani ben ne kadar eleştirsem de dijitalleşmenin yanında olsam da Tabii bunlar canım. güvenlik Banka için önemli. sen çok haklısın. Banka orada dese ki Dolores'e bir fax çekin. Dolores bitti. Hadi Bitti bak. bitti. Fax nereden çekecek? Fax bitti. Hadi. Fax mı? Has. Bizi tespit ettiler abi. Bitti. Yürüyün kaç kaç. Kaç kaç abi kaç. Necdet Ozalit. Hemen sponsor. Neyse. Yani benim kafamda Westworld'un şu an çizdiği çizgide biraz divergence'lar var açıkçası. Yani have you created the perfect world? Hayır. Have you created the cyberpunk world? Yani not totally. Yani bakayım. Dur bakayım. Yani merak ediyorum şu an. Yani şu an biraz şöyle bir endişem var. La bunlar sıçtı mı acaba oldum açıkçası biraz bu bölümde. Yok bence. Çok Bence, az çok az. Bence beklediğimizden senin dediğine yani dediğin kadar post apokaliptik ya da işte daha cyberpunk çok daha gerçekçi bir dünyaya geçecek dizi. Yani bayağı benim simülasyon kısmı zaten kafama yatıyor. Bir tek sana şeyi soracağım. Peki o İyi de abi, o roketlerin... zaman bu dünyada hala büyük suçlu Rehoboam değil, bu dünyada hala büyük suçlu zenginler ve gelir adaletsizliği. Yani Dolores bir Evet. sonraki bölümde çıkıp derse ki... Ondan Çünkü dedim daha oğlum, bir önceki devrim bölümde... yapacak diye işte. Ha, onu yapacak o belli ama 2 bölüm 3 bölüm önce çıktı Kaleb'e diyor ya, Brom işte algoritma size kötülük ediyor falan. Kaleb'e şey demiyor yani. Bak Brom zenginler abi, Illuminati 10 tane aile vurdu. 5G falan diyormuş değil mi böyle? 5G ile yayılıyor abi zenginlik falan. Hayda. Benim bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar ya. Dur bir şey daha soracağım. Tamam buyurun. Çok rahat hareket eden roketler gördük. Yukarı evet, aşağı. Space X2. Ha bunlar şeye mi işaret? Bayağı uzayda da takılıyoruz biz artık. Hani dünya saldı ortalığı. Hani biz artık yok gidip lan, gelebiliyoruz. SpaceX tarzında. Abi onlar. Şehirler arası Düz taşımacılık işte. Düz şehirler arası taşımacılık mı? Yani uzayla ilgisi yok mudur diyorsun? Yok be. Ama yok zannetmiyorum ya. Ha varsa çok iyi olur ha. Ya işte bir anda ondan diyorum. Bir anda çıksa Dolores desi ya, Mars'ta çözeceğiz bu işi falan. Işık kılıçlarıyla böyle falan. Ya o da işlerde çok çiziyor. J.J. Abrams. Zaten executive producer diğer seferinde adamın adını gördükçe canım sıkılıyor. Evet ya. Ama yok ya, helal olsun. Valla yine ben yazarları takdir ederek o zaman yavaştan videoyu kapatıyorum. Yine her cümlede her kelimede bir kafama oynattılar yani. Bakalım 5. Ben bölüm de ne biraz olacak. Şey oldular böyle. Bunlar sıçtı mı lan acaba'yım ben şu anda, söyleyeyim mi valla. Allah Toparlayacaklarını bakacağız. tahmin ediyorum ama Ha? Şu an biraz şeyim. Bak sıçtıysanız bozuşuruz tarzıyım yani. Biraz Bernard silik kaldı bu bölümde. Hani onu söyleyebilirim en son gider ayak. Bernard böyle geldi gitti. Baba işte böyle takılıyoruz falan. Öyle bir şey kaldı. Silik kaldı. Yani Bernard'ın gittiği yönle ilgili şu an 5 bölümdür aslında bir bok öğrenmedik, anlamadık. İlk Ha, bölüm evet hadi dışında. Gel bak bunları konuşalım. Onu demek istiyorum yani, anladın mı? Biraz böyle şimdi Maeve'de aynı durum var. Maeve'de yani Evet. koca bölüm ayırdık Maeve'e. Nazilerin yanından çıksın diye. Serak dedi ki ya git Dolores'i öldür, öldürmem. Tık verdi elektriği kızı. Hadi bir daha uyalttı. Hadi git dedi Dolores'i öldür, öldürmeyeceğim abi. Aa bak burada adam var, onu vurdum ama. Bam vurdum bak. Hadi git Dolores'i uyandır şimdi, şey yap. Ha tamam gideyim o zaman. Sarı boncuğa yürüdü. Sarı boncuğa bir kere daha yürüdü. Dayağını yedi oturdu. Yani hadi bakalım. Ama çok güzel bir dizi yaptıkları için her türlü krediyi veriyorum ben bu kadroya. Evet, evet, bakalım yok. Bir sonraki bölüm ne olacak. Yani Shogun'ı bile bu sezona bağladıysa her şey bağlanır ya. Ben de umutluyum. Ya çok da bağlamadı be abi. Nasıl bağlamadı oğlum? Bütün psikolojik... Adam çıktı. Oğlum Musashi'yi yenememesinin nedeni o dönem onu tanıyor olması ve yaşadıkları. Yani yoksa Hayır muhtemelen lan döverdi Musashi'nin yani. içerisinde... Hayır lan Musashi'nin içerisinde Dolores var ve Dolores inanılmaz upgrade etmiş kendisini. Oğlum... İt gibi, köpek gibi Dolores olmuş ama ya. salak mı o zaman? Koyardı dümdüz bir Japon'a geçerdi. Niye Musashi'yi getirsin? Yani bir bağı var. Çünkü ilk gördüğü şey oldu Abi. böyle. Ulan ne oluyor? Hani okuyamıyorum. Bu kim? Ne oluyor? Hani biraz şey gibi oldu. Tam Dolores orada bir şey kurmuş. Bayağı suç örgütüyle beraber kendi yayılımını arttırıp doğru bir kapıyı Abi. kapatmış. İyi de kız Yakuza'nın başına birini geçirecek. Dediğimi geçirsin. Musashi'yi geçirecek. Tabii Japon diye yapıştırmış onu oraya. Kim olduğuna bakmamış ki. Ama oğlum Mart... işte ay ırkçıymış değil mi Dolores?
Hayır oğlum, ırkçı değil adam. Yakuza'nın başına Teddy'yi mi koysun mavi gözlü çocuğu? Ya oğlum Martin'i de değiştirdi ona bakarsan stratejik diye. Random bir tane Yakuza'cıyı da alabilirdi. Adı bu da böyle Yakuza'nın başı falan diye işte, koyar mı? Ona masraf edeceğine hazır tasarım varmış abi elinde. Aynı asetleri tekrar tasarım. Kullanmış. Bilmiyorum ben... ben olumlu bakıyorum bu yaklaşım. Hazır var abi, indirdik çaktık diyorsun. Shutterstock'tan almış koymuş çocuğu. Neyse yani. Yok evet. Bence bir bağ olduğu için koyduğuna ben inanıyorum. Çünkü Martin'in Liam'ı yönlendirmesi de Martin üzerinden yapıldı. Yine kontrolcü gibi. Yani Musashi orada biraz şey gibiydi. Maeve'i kontrolcü gibi etkileyebilecek bir karakterdi. Ben ona inanıyorum. İnanmaya devam ediyorum. Peki. Ben açıkçası Dolores bir de fazla OP geliyor bana ya şu anda. Dolores vurduğunu öldürüyor yani. İnanılmaz. Ama Stubbs fena zorlamadı ha bir noktaya kadar. Stubbs iki tane vurdu gerçekten. Ha evet, Stubbs evet. Ölmedi bu arada. Attı Stubbs oradan aşağıya. Evet. O bir sonraki bölümde çıksa bari. Seviyorum ben o çocuğu. Ölmez ya. Stubbs sen karakteri güzel. Ben de seviyorum. Ki o da bak o tam uyanmadı daha. Bence onda o da bir şey yaşayacak. Onu da göreceğiz. Okey. O zaman benlik bugünlük bu kadar. Tamam. Dördüncü tamam. Bölüm muhabbetimiz bugünlük bu kadar. Haftaya yine 5. Evet. Bölümde buradayız. End kartlar geliyor. Kanala abonelik geldi. Benim kanala. Acayip bir şey. Evet arkadaşlar, katıl butonuna tıklayın ve Tancan'ın sadece katıl butonuna tıklayanlar için özel ürettikleri içerikleri var mı bunlar şu an? Şu an yok ama bir noktada olacaktır. Ama güzel, farklı abonelik seviyelerimizden değişik şeyler kazanabiliyorsunuz. Öyle bir şeyler yaptık. Yine zaten bununla ilgili ayrıca bir video yapacağım. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.